İDEF 2023'te Canik'in açıkladığı yeni ürünlerden bir tanesi de M3 ağır makinalı tüfek. Geçtiğimiz videolarda detaylıca konuşmuştuk ama M3 yanımızda değildi. Gencay Bey'le beraber bir şöyle bir anlatalım, neler var neler yok, hangi özellikler ön plana çıkıyor, yine sizden dinleyelim. Merhaba, hoş geldiniz tekrar. Evet, daha önce bahsettik ama M3 önümüzde yoktu ve daha detaylı bir anlatma yapamamıştık. M3 bizim 12.7 99 mm ağır makine tüfek ailemizin en son ürünü. Biliyorsunuz ilk olarak M2 QCB ile başladık. M2 QCB dakikada 650 atıma sahipti ve bunu geliştirirken zaten silahla ilgili kararlarımız belirlemiştik bile. Yani diğer varyantlarını nasıl yapacağız, ne zaman yapacağız tek tek belirlemiştik ama biliyorsunuz biz çok kaliteye ve performansa çok odaklı bir firmayız. O yüzden yani biz en iyisini yapmadan kesinlikle piyasaya sürmüyoruz. M2 QCB'nin yakalamış olduğu büyük başarıdan sonra çok cesaretlendik ve M2 F'i zaten birkaç ay sonra hemen çıkarttık. M2 F M2 QCB'nin 650 atımına karşı M2 F 950 atım yapıyor dakikada. Ve bu sene bu şovda şu an sizin demin söylediğiniz gibi Canik M3 ile geldik. M3 ise dakikadaki atış hızı 1100-1200 arası değişiyor. Yani neredeyse M2 QCB'nin tam iki katı atımızına sahip. Ben şurada hemen bölmek istiyorum. Atım sayısının fazla olması, Namlu'nun çok daha gelişmiş bir şekilde yapılması gerekiyor. Namlu ile ilgili nasıl bir teknoloji gerçekleştirdiniz? Şimdi biz yine M2 QCB'ye dönmem gerekiyor. Çünkü aynı Namlu teknolojisini kullanıyorlar. M2 QCB'yi geliştirirken biz anladık ki dünyadaki muadillerimiz, rakiplerimiz diyeyim ya da teknolojik olarak aslında çok da üstün değiller Namlu teknolojilerine. Çünkü biz biliyorsunuz biz bir savunma şirketiyiz ve kökenimiz havacılık ve uzay sanayine dayanıyor. Bildiğimiz ve kullandığımız teknolojileri bu Namlu'da uyarlamaya çalıştık. Bunlardan bir tanesi de genelde birçok böyle kalibre, büyük kalibrede kullanılan satellite liner kaplama iç tarafı. Şimdi burada tabii bir değişiklik yok. Ama kaplama metodumuzda bir değişiklik yaptık. Normalde çelikten daha sert bir maddedir satellite. Dolayısıyla içine, yani tabiri caizse vurla 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 namlunun içine yerleştirilir. Tabii bu vurma işlemi geleneksel anlamda evet performansı içine kaplandığında namlunun performansını artırıyor, dağılımı azaltıyor. Güzel ama yine de çok mikro çatlaklar oluşturuyor. Siz bunları göremiyorsunuz ama onlar da var. Ne zaman ortaya çıkıyor? İşte çok yorulduğunda namlu, çok yüksek atımlara aralıksız kullanıldığında bu çatlaklar artık yavaş yavaş performansını düşürüyor namlunun ve namlunun hasar görmesine ve namlunun değiştirmesine gerekiyor. Ki bu normal. Bu arada biz bu işe girinceye kadar bu normal olarak düşünülüyordu. Yani dünyada namlu ömrü satellite line bir namlu için 15.000, 16.000 atım dünyada okey. Ondan sonra değişmeniz lazım. Ama Canik olarak biz ne yaptık? Biz namlu teknolojisinde ne gibi bir farklılık yaparız dedik. Evet, slide'den vazgeçemiyoruz ama bunun içine yerleştirme metodunu değiştirdik. Biz bunun için elektro aging'de içine bunu tam olarak böyle bildiğiniz sıvıyoruz. Ve hiçbir darbe yok. Darbe olmadığı için de kılcal çatlak yok. Kılcal çatlak olmayınca ne var? Çok burada basit indirgerek anlatmaya çalışıyorum. O namlu yorulduğunda uzun uzun atışlar, aralıksız atışlar yaptığında namlunun yorulması durumunda ya da namlunun ömrü 16.000'de değil, namlunun ömrü 25.000 üzerinde sona eriyor. Dolayısıyla biz bu yaklaşımımızla aslında uzun, yani biliyorsunuz bunlar şey işler, bakımla ilgili işler. Dünyadaki M2 ile ilgili bakım döngülerini komple değiştirmiş olduk. Bakım döngü anlayışını değiştirmiş olduk. Namlu performans algısını değiştirmiş olduk. Sırf yapmış olduğunuz bu uygulamayla. Şimdi diyeceksiniz ki niye bu herkes tarafından yapılmıyor? Aslında bu o kadar kolay bir işlem değil. Yani bu elektro aging ile yapılan işlem aslında uzun yıllardır daha büyük boruların içerisinde yapılan bir şey. Ama bunu 12.7 milimetrelik bir çapın içine yerleştirmek aslında işin sanatı. Sizin araştırma, Ar-Ge'niz, mühendisliğiniz ve imalat kaliteniz olarak yer alıyor. İsmi de böylece M3 olarak devam ettireceksiniz. Onun dışında eklediğiniz teknolojik nişangah, başka sistemler, onlar var mı? Şimdi yüksek atımızdan çıkıyor. Dolayısıyla burada artık şu an üzerinde tetik görmüyorsunuz. Elektrik tahrikli tetik kullanıyoruz burada. Bu arada ben bunun arkasına illa da cruise serve yani operatörle kullanılabilir hale yapmak istiyorum derseniz dönüşüm kiti var.
Hemen bu parça çıkıyor. Arkasından tetik mekanizması gelip kullanabilirsiniz. Ama çok yüksek bir vibrasyon oluşuyor. Ve bunun normal bir atıcının günlük kullanması çok uygun değil. Dolayısıyla biz ne diyoruz bunu? Zaten platform makine tüfeği bu. Bir platform üstünde elektrikli ateşlemeyle kullanın diyoruz. Ama dediğim gibi bunu normal bir atıcı da bildiğiniz meslete bağlar, arkasından geçer, tetik grubunu değiştirir ve kullanabilir. Daha çok biz bunu hava araçları için tasarladık. Hava araçlarının kanat altına gampat olarak olabilir, kapı makine tüfeği olarak olabilir. Şu an biliyorsunuz CH-47'lerimiz var, şu an milli T-70'lerimiz var. Ondan sonra hepsine kapı makine tüfeği olarak yerleştirebilirsiniz. Ya da gampatın içine koyup kanat altı olarak hür kuş gibi uçaklarına takabilirsiniz. Helikopterlere döner pervaneli, döner kanatlı özür dilerim, helikopterlere takabilirsiniz. Bu şekilde daha etkin bir kullanımı söz konusu. Bizim için ise önemi tamamen farklı farklı konseptlerde çözüm sunabilmek. Başka bir hiçbir bizim için farklılığı yok. Nasıl M2F'de şu an görmüş olduğunuz arkadaşlarımız göstersin onu, duali göstersinler. Dual sistemimizi entegre ettik. Yani iki tane M2F'i seri bağladık ve yüksek bir atışına çıktık. Ve bu hemen karşılık buldu. Anti-drone saldırılarına karşı önlem amacıyla karşılık buldu. Aynı şekilde M3'ü de yine istediğiniz gibi dual olarak kullanabilirsiniz, tek olarak kullanabilirsiniz. Yani istediğiniz gibi taktik konseptiniz, taktik durumunuz neyse onu uygun bir şekilde ele alabilirsiniz. Çünkü size atış üstünlüğü sağlıyor. Ve zaten hani muharebe alanında iki tane önemli şey vardır. Birincisi mobility, ikincisi fire superiority. Yani hareketlilik ve atış üstünlüğü. Bu size atış üstünlüğünü fazlasıyla sağlıyor. Siz tabii lansmanı gerçekleştirdiniz. Evet. Nasıl görüşmeler? Böyle bir sipariş aşamasına herhalde oldukça hızlı geçebilir misiniz? Ne durumdasınız? Tabii. Yani şimdi biliyorsunuz aynı zamanda geçen programda söylemiştim. Bizim M2 yani 50 kalibre yıllık üretim kapasitemiz dünyanın en yüksek kapasitesi. 5000'e yakın. Hatta 5000 şu an geçmek üzere. Dolayısıyla müşterilerimiz bize geldiklerinde biz buna çok hızlı reaksiyon verebiliyoruz. Hemen geldiklerinde işte ne istiyorsun? M3 istiyorum. Evet. Bizim teslimat sürelerimiz dünyadaki rakiplerimizin 5'te 1, 4'te 1 seviyesinde. Dolayısıyla bu bizi direkt zaten öncelikli kılıyor. Artı zaten silahımız dünyanın en iyisi. O yüzden birçok önemli imza aldık. Yani şu an için fuar bugün 3. gündeyiz. Gayet güzel gidiyor. Çok da mutluyuz. Yakında ülke isimlerini duyarız herhalde diye tahmin ediyorum. Açıklanırsa izin verirler. Biliyorsun Tolga Bey şimdi. Karşılıklı bir izin. Aynen karşılıklı bir izin var. Eğer ki bize bunu PR anlamında paylaşmamıza izin veren dost veya müttefik ülkemiz varsa biz bunu zaten açık kamuoyuyla paylaşıyoruz. Ama bazen ne oluyor? Bunları paylaşmamıza izin vermiyor. Bu savunma sanayinin ilkelerinden bir tanesi. Ama evet yani birçok dost ve müttefik ülke şu an sırada bekliyor bu silahı. Sadece bunu değil biliyorsunuz orta kalibre toplarımızla yine diğer M2 varyantlarımızla şu an siparişlerini verdiler. O yüzden bekliyoruz. Sağ olun.